Şeye gelince heyecanlandım. Neydi le? Memleket değiştirince heyecanlandım. Cümleten selamünaleyküm can dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Çok şükür Rabbime. Geziyor, tozuyor. Çocuklarla vakit geçiriyor can dostlarım. Bu arada yarın 3 ayların başı. Rabbim 3 aylarımızı sağlık ve sıhhatle, ibadetle geçirmeyi nasip etsin. Ramazan bayramımıza da kavuşturmayı nasip etsin. İnşallah nice 3 aylara kavuşuruz cümlemizle beraber can dostlarım. Biz bugün evdeyiz. Oğlum nöbetçi. Bugün oğlum vatan bekçisi. Nöbete gitti. Bugün nöbetçi. Yarın sabah gelecek. Biz de bugün evdeydik. Ayhan kardeşimiz çarşıda bir cami var. O camiye gitti namaz kılmaya. Orada namazını falan kıldı geldi. Baya yarım saat falan oldu. Ben çok rahatım. Masaya hazırlanıyorum. Masada yiyorum. Kalkıp gelip oturma odasına oturuyorum. Beyza'ya diyorum ki ne güzelmiş kızım böyle bir hayat diyorum. Gülüyor bana. Aslında yemek yerken çekim isterdim ama can dostlarım biliyorsunuz eşim tripodumuz yok. Yani getirmedik. Aslında onu katlayıp tripodu getirebilirdik. Gelin Ayhan çıkmadıkları için çekmedik. Gelinim mantarlı, tavuklu güveçlere sote yaptı, biber dolmasıydı, çorbaydı, salataydı, yoğurttu can dostlarım, ellerine sağlık. Gidik, makineye yerleştirdi, bana hiç elletmiyor, ben bura geleli iyice harim oldum, hiçbir şey yok, mutfakta yiyorum, burada oturuyorum 2 gündür. Menengeç mi içersiniz, dibek mi? Hangisini içeriz? Sen hangisini Hangisini seviyorsan istersen, ona kızım. fark etmez bizim için. Hangisini tercih edersin? Öyle can dostlarım. Gezdik dolaştık dün Isparta'yı. Takipçilerim de varmış, yazanlar da olmuş. Keşke abla denk gelseydik diye. Orası bizim ilk çıktığımız yer Kirazlı Deresi'ymiş. Orada ismi Kirazlı Deresi'ymiş oranın. Yazın oradan herkes kiraz toplarmış. Şeye diyorum ki geline. Beyza'm diyorum inşallah yazın gelirim de denk gelirik de diyorum buradan toplarız diyorum ama maalesef yazın denk gelmez. Çünkü niye denk gelmez? Bahçe ekili olduğu için mecburen tarla işimiz olduğu için yazın çıkamıyoruz. Ama yine de bu göle bir çimmeye geleyim ben. 2 gün 3 günlüğüne de olsa kaçalım. İçmelim can dostlarım. Hande inenleyim inşallah. Hande inen çocuklarıyla. Çocukları çok isteyiyor durmuş. Anne diyor yaz gelse de İsmail'le Ayhan gelse de buralarda biraz diyor şiitseler, vakit geçseler. Isparta da çok güzel ama Eğirdir mükemmel. Ben her zaman söylüyorum. Dün Dün güzel ben gezdim. çok güzel yerleri gezdim Isparta'nın ama can dostlarım çok güzel illere girdik çıktık. Ama hep müzikli olduğu için çekim yapamadım. Çünkü her yerde müzik var, her yerde müzik çalınıyor. Hatta Yemenice'ye girdiğimde o kadar güzel Yemeniler vardı ki 17 milyona, 20 milyona. Ben hepsinin çekimini yaptım ama o anda ben şeyi unutmuşsun müziği. Sonra bir bak kafam çalıştı ki müzik. Biliyorsunuz ben rıtmayı falan bilmiyorum daha. O işleri full yapabiliyor. O yüzden tekrar dışarı çıktım. Kamerayı yanlış döndürmüşsün. Nasıl döndürdüysem onu birleştirirken sorun olmuş. Gelirken arabada birleştirdim. Çünkü ezandan sonraya kaldık. Oğlumun da burada Turkcell bağlı olduğu için tek 10 dakikalık, tek 10 dakikada atıyor. Benim 3 saatte atamadığımı videoyu burada 10 dakikada atıldı. Öyle can dostlarım. Bir değişiklik olsun dedim. Araba mı aldınız diye soranlar var. Demek ki çoğu duymamış. Ben yolda konuştuğum için biz araba almadık. Oğlumun komutanının arabası Aksaray'daymışmış. Sanayide. O da oğluma rica etmiş, Aksaraylısınız, arabayı getiren olur mu ki diye. O da babam şoför getirir demiş. Onu da rica ettiler bizden. Biz arabayı bir gün önce eşim sanayiden çıkarttı can dostlarım. Eve getirdi, bir gün bizde kaldı araba. Ertesi günü sabahleyin biz, çünkü burasının tek şerit olduğu için, ben bu yolları bildiğim için biz ikindinliğe çıkmak istedik aslında. Sonra dedim Ayhan'ı boş bir sabah çıkalım çünkü ben bu yolları sevmiyorum. O yüzden gündüz gözüyle gidelim dedim. O yüzden biz cuma sabah çıktık. Biz buraya araba getirdik can dostlarım. Eşi, oğlumun komutanın arabasını getirdik. Yani teslim ettik çok şükür. Sağ selamet getirdik emaneti yerine verdik. Yani o yüzden geldik. Artık
5-6 gün kalacak herhalde. Çünkü çok da kalamayız. Ayhan kardeşimizin işleri var. Biliyorsunuz Ankara'ya falan gidecek o. Bir dilekçe işi falan var. Ankara'ya gidecek. Sonra biz bu ayın sonunda normalde Hande'ye gideceğiz. Nasip olursa aynen. Biz Hande'ye gidecektik aslında. Bu ayın 22'sinden sonra Hande'ye gidecektik ama Hande'yi bir diğer aya iptal ettik. Hem Hande'nin misafirleri var, hem ailesiyle biraz vakit geçirsin. Görümcesi geldi, kaynanası Gilköy'den gitti. Onlarla vakit geçiriyor. Biz de bir diğer ay inşallah nasip olursa bir diğer ay gideceğiz. Şubat'ın 22'sinde Ayhan'ımın doğum günü var. İnşallah Allah nasip kısmet ederse çocuğumun doğum gününe gitmeyi planlıyor eşimle. Yani Hatay'a da bir diğer ay inşallah gideriz. Şimdilik hafta sonuna kadar buradayız can dostlarım. Hafta sonuna kadar biraz duralım, dinlenelim. Ayhan kardeşimiz yoruldu soba yakmaktan, Burak Alifelli. Geldiğim gün gece yatamadım can dostlarım. Artık hem sıcak hem de nasıl diyeyim, yolda gibi mi hastalandık? Zaten daha hastalığı atamadım ben. Halen daha şiliğim var, kırgınlığım var. Bir geldim, yemek hazır mı zaten? Yemeğimizi yedik, çayımızı arkasına içtik. Ben kafayı bir attım. Can dostlarım o gün hiç kendimde değildim. Uyudum uyandım, uyudum uyandım. Bir sıcak, bir sıcak. Allah'ım diyorum, şu kapıyı peçeye açın diyorum. Yani ben zaten normalde çok sıcağı sevmem. Çok sıcakta yaşayamam. Bu hastalıkta sıcağı sevmiyor can dostlarım. Ne çok soğuk, ne çok sıcak. Aşırı sıcağa girdiğin zaman ayrıyeten tekrar grip olur gibi ta burama kadar tıkanıyorum. Genzime kadar tıkanıyorum. Yani bayağı bir zor hastalık. Hatlatmamız ne kadar alır bilmiyorum ama ilaçlarımızla geldik zaten. Ayhan kardeşimiz de rahatsız. O da benden geçti ona. Tek sevindiğim Fulya'ya geçmedi. Fulya geldi gitti ama çok şükür Fulya'ya geçmedi. Aksaray'da. İnşallah bunlara da geçmez. Aksaray'da ona emanet ettik geldik. Aynen. Evet, kolumun bir tarafı yok mu? Yok, sağ kolum yok gibi can dostlarım. Sanki Fulya köyde kalınca bir tuhaf oldum. Yani bir içimde huzursuzluk oldu ama alışacak. İnşallah alışıyor. Onun da bir yuvası var artık. Onun da bir eşi var. Alışıyor. Günlük konuşuyor. Görüntülü konuşuyor. Sesli konuşuyor. İsmail aramıyor ki bugün 3 gündür. Ben bugün konuştum sabah. Ayhan'la da konuştum. İsmail'le de konuştum. İsmail aşırı kıskançlık yapıyormuş. Halasının çocuklarına asla hiçbir şeysini bilmiyor. Kuşa varana kadar yatak odasına gidip kitleyormuş. Oğlum bir gel telefona diyor. Anneanne diyor bizim evimizi hep bozdular diyor. Oyuncaklarımı hep alıyorlar diyor. Normalde Ayhan'la da paylaşamazdı. Şimdi 3 tane de halasının çocukları gelince evde biraz kıskançlık şeysi var, krizi var. İsmail çok paylaşan bir çocuk değil. Aşırı paylaşmayı eşitmiyor, sevmiyor. Aslında öyle de yetiştirmiyor kızım da. Biraz ilk torun olduğu için ilk yani o taraftan da yok onların ikinci. En büyükleri Elmas'ın büyük oğlu. Mert miydi adı? Öyle bir şey. Onlarınki, bizimki ilk torun. Biz el bebek kul bebek büyüttüğümüz için ben İsmail'e diyorum 99 tane de torunum olsun İsmail'in yerini hiçbir şey tutmaz diyorum. Gerçekten İsmail bir başka. Ayhan da oldu ama İsmail Ayhan'ın üstüne daha çıkamadı. Durmuş. Torundur da. Durmuş ne istiyor yarın nöbetten gelince? Çiğ köfte yapacak yarın. Bir sefer telefon açtı. Akşam diyor ki can dostlarım. Yarın nöbet bir olsa bitseydi diyor. Dedim ki ben de oğlum niye? Anne nöbeti şiddetimden değil diyor. Pazartesi çiğ köfte yuracak ya diyor. Babamın ellerinden bir çiğ köfte yiyseydik diyor. Öyle işte. Akşam da Fulya gülüyormuş. Gece sabahleyin gösterdiğinden bir şey alıyor. Turmuş ya. İşte hep duruyor işte. Onunla da yuranın. Beyza çok seviyor. Babasının ellerinden. Yarın da inşallah nasip kısmet olursa aslında oruca niyetlenecektik biz Ayhan'la 3 gün. Ama hasta olduğumuz için niyetlenmedik. İnşallah Perşembe günü tutalım dedik. Perşembe günü başlayalım, düzelirsek, hastalığımız geçerse. Çünkü ilaç kullanmadığımız zaman beynimden ayrıyeten bir zonklama var. Hele şu tarafım. Can dostlarım uyuşuyor resmen. İlaç. Kaç tane ilaç kullanıyor. Hem vitamin alıyor, hem ağrı kesici alıyor, hem soğuk algın hapı alıyor.
Ama yine de hastalık yani. Düzelmiyor bu hastalık. Gidiyor, geri geliyor. Gidiyor, geri geliyor. Takipçi. Öyle can dostlarım. Durumumuz bundan ibaret. Artık neyse, kapatayım bunu. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Hayatıma devam etmek istiyorum. Yolumdan emin adımlarla yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Hiç kimse beni, kimseye kendimi kullandırmak istemiyorum. O yüzden susma hakkımı kullanıyorum. O yüzden öyle işte. Getir kızım. İstersen gel, sen hiç ben çekeyim. Tamam, teşekkür ettik. Lokumda mı var? Teşekkür ederim. Oo, tam sevdiğim. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Tamam, benim sevdiğim ezel lokum. Beyaz lokum. Şey, haftan aldıydık haftanı. Dün haftana girdik değil mi? Dün haftanı size çekecektim can dostlarım ama çekmedim. Abo, üst üstündeydi insan. Dün bir seher terasına gittik. İnsanlar üst üstündeydi. Hele çay yeri daha felaketiydi. Bir de şey hafta sonuydu ya, çok kalabalıktı. Bir de yemek yeri biraz hafifti. Uygun can mi? Dostlarıma bu çok şeydi. Kalabalıktı. Onu da insanlar konuştuğu zaman ilgi çekiyor. Herkes bakıyor. Oradan takipçilerin de varmış ama. Değil mi? He. Takipçilerim de varmış ama denk gelmedik. Doktor yazdı ya akşam. Neydi ismi? Gülşen Gökkaya. Öyle mi? Gülşen Gökkaya diye Isparta'da bir doktor hanım yazdı bana akşam. Buradan da doktor hanıma teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Doktor olduğunu şiddi söyledi, yazdı. Hoş geldiniz dedi, hoş bulduk. Gerçekten çok güzel yerler, çok güzel şey. Bir de köylümüzde denk geldik dün. Ayhan'la tam aracak dede giderken. Tam ne zaman gelse o onunla denk geliyor. Torunu. Burada bizim bir genç okuyor can dostlarım. O denk geldi bize dün. Nuri Demir'in torunu. Allah onun da yolunu açılsın. Burada çocuk üniversite okuyormuş. Balıkçı teknesine balık tutmaya gidiyormuş. Anı? Ne güzel değil mi can dostlarım, manzaraya bir bakın. Burada parlıyor. Senin bacın burada otursun, hiç gitmesin. İki gün sonra gittin mi diller? Ortalık karıştırmaya geldi köye. Orada duramadı, gelini kovaladı diye. Şaşırıyorlar iyice ne yazacaklarını. Allah'ım yarabbim. Allah akıl fikir versin. Yarın olsa da köyteyi bir içeydik. Solmuş gözleri. İstesem bugünden başlayamıyorum ben. Halandan yorumak. Durmuş olmayınca olmaz. Değil mi hocam? Otururuk rövet yerim. Aynen. Zaten aynen. Şöyler de. Şöyle dolandım ya şu köşeden. Beyza o tepelik var ya. O tepeye bakıyorum diyorum ki acaba hangi tepede ki diyorum. Öyle can dostlarım. Durumumuz bu. Çiğ köfte dedik ya. Instagram'a bir giriyorum. Her tarafta çiğ köfte çıkıyor. İsteyeceğimiz çok istemiyorum ben. Burada da havalar aynı bizim köy. Köyde yani, piknik yapıyorlar. Hı, çok artı ocakta nerede görülmüş böyle yaz havası? Üsbiye dimin el şey üsbiye Huat'ın elinin hayatı dimin durum itmiş. Ben WhatsApp'ta benim arkadaşım numarası bende var. Ferizden'e girmiyor, çay içiyorlar kapıda, masada. Yaz erken getirmişsiniz. Aynen, yazacaktım da işitmedim, yazmadım. Kız Üsbiye, bu ne yaz mı geldi köye diye. Çok sıcak can dostlarım. Dışarı sıcak, evin içi de sıcak oluyor. Evde sıcak. Allah'ım inşallah bol yağmurlu, bol karlı. 3 aylar nasip etsin. 3 aylar nasip etsin bizlere can dostlarım. Ayağımda çorap yok ya, onun için şey etmedim. Görünmüyor mu? Çorap neyim giyemiyorum bacılarım. Sıcak beni öldürüyor. Hande'nin evi de daha sıcak. Hande'ninki de yerden ısıtmalı. Yandı bu kız. Terledim.
Sen bir de gezdin geldin ya. Canımızı belli olmaz. Biz az sonra gelinimine şu gol boyuna gider, yürüyüş yapar geliriz. Sahile gideriz iyi. Evet. Vallahi bence gidin gezin gelin. Nasıl ya? Ben gezdim geldim ya. Daha bir de durum itmiş kız. Çağımın içinden durum itmiş mi can dostlarım? Kenarından kendini durum itmiş mi? Diyorum ki bayağı entel takınıyor. Nasıl gittin yürüyerek tam çarşıya? 22 dakikada gittim. Yakın kız. Valla ben yazları giderken iyi gidiyorum da dönüşte yoruluyorum. Dolmuşla geliveriyorum. Dünya görmedin mi halimi? Dün öleceğim. Dönüşte ben ne zorlandım? Yalan yok. Dün diyorum ki beni götürün artık, ben gezmek istemiyorum. Öldüm. Beni götürün. Hayırlısı bakalım. Sabahleyin Ayşe gelini aradım. Annemi sordum. İyiymiş. Serhat diyor ki hala diyor, ev uzun diyor, çabuk gel de diyor, kote yuralım diyor. Anneme mi sordun? Evet. Ona bir şey olmaz, korkma. Abo? Niye olsun? Çok yaşar. Tabii abi. Ki yaşayacak. Senin baban yaşıyor, benim de anam. Benim babam yaşayacak tabii. Evet, benim de anam yaşayacak. Hayırdır gözünü anama mı diktin? Kaynatamı daha çok seviyordum. Ben de nedense anneni çok seviyordum. Babandan ne? Babanı sevmeyelim. İşte kalp karşı. Halbuki kayınbabamla kuzenik. Akrabam olur. Dayım olur. Ama kaynanamı çok seviyor. O nasıl annem olacak? Mi? Evet. Annem. Babanı hiç sevmeyelim. Annem 5 sene oldu. Ben de senin annemi sevmiyorum. Gördün mü? Duygular karşılıklı mı? Belki karşılıklıymış. Hadi bir kavga edelim. O sandım kavgadan. Hayatım böyle hep kavgayla başladı. İstemiyorum artık. Dinlenmek istiyorum. Şu gol gibi sukuta mı vurmak istiyorum? Geldiğimizde gol gelen golde nasıl dalga vardı? Şimdiki haline bak. Hiç yok hiç. Beyza gece yarısından sonra hışır hışır ses geliyor. Bu ne gidi bir anda düşündüm. Bu hışır değer ne gidi? Kalktım şöyle perdeyi açtıydım, gol. He, gönül dalgası. Kızım güzel olmuş. Al kahveni afiyet soğutma olsun. Bir. Al çekerim dursun dursun. Durma kahveni soğutma. Ha sen kötü çekiyorsun diyorsan o ayrı ya. Tabii. Dün durmuş diyor ya. Dün diyorum ki durmuş çok sallamışsın diyorum. Tamam yarın çekmeyeceğim. Tamam yarın çekmeyeceğim. Babam çeksin diyor. Çekmeyin de kötü mü olur kızım? Yine bu akşam oldu. Aynen. Durmuş sabah yok ya, zaman geçmiyor. Zaman geçmiyor. Çok aradık bugün. Gece bana gece şey yaptı. Yok dedi Beyza, hamburger yaptı. He. İki tane hamburger yaptı. Yiyor musunuz? Yiyor, yok dedik. Sonra birini iki ısırdı. Bir Beyza ısırdı. Bir daha ısırdı. Dedim ki neyse onu beğeneyim bir dedim. Elinden aldım. Ondan sonra öbürünü yedi. Sen mi deydin? Maşallah boğaz da benim gibi namaz mıydı? Haa sen namazdaydın yatsın. Ben sabah giderken koklaştık. Sabahta hiç uyanmamışsın. Geç uyudum ama. 8'de gitti durmuş. 2'ydi benim yattığım. Tıraş olmuş baba, tıraşım iyi olmuş mu diye. Bir ara sesinizi duydum. Kulağıma geldi, sonra uyumuşsun. Su kattım, cips kattım, çerez kattım, çekirdek kattım. Yarın çarptık malzeme ayarladılar. İnterneti de kendi internetlerinde götürmüş. Orada yiyecek. Yisi, vatan bekliyorlar. Yisin yavrum. Öyle işte. Bugün de böyle olsun sen olsun. Aynen. Evimiz orada. Fulya bir dolandı geldi. Ya Fulya gitmiş mi? Fulya gitti. Anahtarı da yerine koydu. Anahtarı oraya koyduydum. He. Anahtarı almışlar. Demir kapıyı da tam kapatmışlar. Kapıyı arkasından sürmüşler. Dış kapıyı. Kayıt evinden aşağılarda hep kilitlediydim zaten. Dedim dik frizden ne bir şeyiniz al olursa, bir ihtiyacınız götüreceğiniz, geleceğiniz olursa anahtar da filan yerde dedim. Evinkini götürmüşler. Koyda birisinin olmaz da iyi bak, evine gidip dolanıp geliyor. Her tarafta vekaletimiz var. Hatay'da Hande, burada Beyza, orada da Fulya, tamam işte.
Can dostları, bugünlük de bu kadar olsun. Bugün durmuş yok ya. Dışa çıkamadık. O yüzden çekemedik. Ne diyor, iştahınızı pazartesiye salıya salalım diyor. Ondan sonra bir dalga geçtik az önce. Babam bizi Isparta'ya götürüyor dedik. Isparta'ya gidiyor. Gelirken de sana dürüm yapar veririk dedik. Yolda giderken de el sallarız. Hadi bakalım diyor. Biliyor o da şaka yaptığımızı. Can dostlarım, yarınki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sevilin, dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepinize, bütün can dostlarımın 3 ayları hayırlı uğurlu olsun. Rabbim Ramazan bayramına varmayı da bizlere nasip etsin. İmanla geçirelim can dostlarım. Bırakalım kötü şeyleri. Rabbim iman versin. İmanla geçirmeye çalışalım inşallah. Oruçlarımızla, namazlarımızla, dualarımızla, dualarımızı birbirimize yapalım. Can dostlarım, bir de biliyorsunuz Pınar bacım benim Amerika'da. Pınar bacım 3 aylar içinde bir hatim indirmek istiyor. Tekrar hatim yapacak. Bugün 2 gündür beni konuşma, aramadı yani. Herhalde çocuklarının yanında diye aramadı ama bugün arayacağım. Ben şimdi orada gece de, gece saat 9'dan sonra sabah onu arayıp konuşacağım. Pınar bacım cüz dağıtacak. 3 ayların içinde bu cüzü okuyalım inşallah. Hep birbirimizin dualarını birbirimize katalım can dostlarım. Boş durmayalım. 3 ayda 3 kere hatim indiririz. Her ayda bir tane hatim indirsek 3 ayda 3 tane hatim indirmiş oluruz. Bize lazım olan zaten dua. Bu yalan dünyada lazım olan tek şey dua ve hatim, Kur'an-ı Kerim, namaz, abdest. Başka hiçbir şey lazım değil. Kötülüğe çalışmayın, inşallah, iyiliğe çalışın de. Onu da sen söyle kızım. Annemi üzmedi de. Kur'an'ı yaktılar ya, İsveç'den alet o. Yani şeytan diye sıfatlandıran kişiler var benim ama akşam yine yazılmışsın şeytan diye. Çok şükür Allah'ıma, Rabbime şükürler olsun ki daha öyle bir düzeye gelmedim. Bana şeytan diyenin kendisidir şeytan. Eminim ki onun içi, dışı, kendisi insan olmayan birisi kullanır bu cümleyi. O da kesinlikle insan değildir. O yüzden fazla uzatıp onlara film vermek istemiyorum zaten. Çok şükür Allah'ıma ben öyle bir seviyeye gelmedim ama o seviyede sensin. Rabbim bu dünyada değil ama bir dünyada herkesin hak yolunda, herkes haklaşacak, helallaşacak. Sen bana ekmek verip ya da şu bir bardak suyu vermenle değil, insanlara dil uzatmakla da hakkına giriyorsunuz. Bu da kul hakkıdır. Bu kul hakkını da Rabbim öbür dünyada sizlerden ve beni karşı karşıya getirdiği zaman Rabbim herkesten soracak. Ben de o günü bekliyorum. Sizi hep yine o güne, o mahşer gününe Rabbim ah yüzü, kara yüzü, o mahşerde sizlerle inşallah hesaplaşacağım. Şeytanlara şeytan olarak sizi şeytanlığa bırakıyorum. Gerçek can dostlarıma da can dostlarım 3 ayların içinde 3 ayımı hatim indirsek bir sevaba girer, birbirimize bir duaya gireriz. O yüzden bugün akşam inşallah Pınar bacımla konuşayım. Pınar bacımı sabitleyeyim. Cüz isteyenler oradan Pınar bacımdan cüz alabilir. İnşallah kurban olduğum Allah'ım hakkıyla okuyup hakkıyla bu 3 aylarımızı dolu dolu geçirmeyi bizlere nasip eder. Bu 3 aylardan sonra da çok şükür Müslümanız, her şekilde ibadetimizi Rabbi ile yani sinir, bir yandan da sinirlendim ama şeyim. İsveççiler gınıyor ki. Ondan sonra onu da sen söyle. Sinirlendim ya laflar bir günlerde. Onlar yaşamımızı yaktılar ya. Bu arada. Yani bugün tekrar bana bir sürü şey geldi. Ekran görüntüleri geldi. O yüzden hiç şiitmek bile istemiyorum can dostlarım. Akşam görüşürüz. Pınar bacımla görüşelim. Pınar bacımı sabitleyeyim. Herkes cüzünü oradan alsın. İnşallah yarından itibaren artık 15 günde mi indiririz? Ayda mı? Bir aylık 3 ayda 3 kere mi indiririz? Onu Pınar bacımla konuşalım. Hepinize 3 aylar tekrar söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim Ramazan bayramımıza kavuşmayı nasip etsin. Dualarda buluşalım can dostlarım. Hepinize ayrı ayrı selamım olsun. Isparta Eydir'den kucak dolusu sevgiler, saygılar herkese. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi öpüyorum can bacılarım, can dostlarım. Bay bay.